Eşim ve benim için namaz konusunda dua edebilir misiniz? Bunun için bir çaba gayret sarf etmek gerekiyor. Hem kendisi için, hem çocukları için, hem eşi için. Önce namaz için Rabbim beni huzura davet ediyor. Rabbim benimle konuşmak istiyor. Daha doğrusu Rabbim benim kendisiyle konuşmamı istiyor. Huzuruna çıkmamı istiyor. Onu zikretmemi, tesbih etmemi, hamd etmemi istiyor. Hem de bu daveti günde 5 sefer yapıyor. Benim Rabbimin davetine icabet etmem lazım deyip gönlünü böyle hazırlamaya çalışması lazım. Eğer gönlünü böyle hazırlamaya çalışırsa, sonra namaza durduğunda ben Rabbimin huzurundayım. Ben Rabbimin huzurunda mirajdayım derse inşallah o namazın Allah'ın huzurunda durmanın, miracın tadını alır. Ondan vazgeçemez. Onu bırakamaz. Namazı bir görev gibi, bir borç gibi, bir yük gibi anlamaz. Bir nimet gibi anlar. Onu muhabbetle yapar. Hatta namaz vakti gelmeden Rabbimin huzuruna çıkacağım birazdan deyip böyle bir manevi heyecana, muhabbete de sahip olur inşallah. Bu bütün müminler, Müslümanlar için geçerlidir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle sıkıldığında, daraldığında ne buyuruyordu? Ya Bilal, bizi ferahlat. Bir ezan oku, namaz kılalım, rahatlayalım, bizi ferahlat. Bütün sıkıntılarımız gider. Rabbimizin huzuruna çıkınca bütün sıkıntılarımız gider, bütün sorunlar biter. Çünkü mülkün sahibi O'dur, bizim sahibimiz O'dur. Onun huzurunda her şeyi unuturuz, unutmamız lazım. Sorun ne olursa olsun, mutlaka Rabbimiz rahmetiyle, lütfuyla, muhabbetiyle bize muamele eder, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı giderir, bize ikramda bulunur. Ona güvenelim, emin olalım. Mümin olmak, emin olmayı gerektiriyor çünkü. Aynı şekilde bir kul ne kadar Allah ile muhatap olursa, o kadar Rabbi ile samimi olur, yakın olur. Evet, bu muhatap olma, Allah'ın emriyle günde 5 sefer huzura çıkıp muhatap olmak vardır. Bir de ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken, evet, Allah'ı zikredin buyurdu. Her halükarda evet onu zikrettiğimizde, onu hatırladığımızda, andığımızda, hesabını yaptığımızda bu yakınlığımız, bu muhabbetimiz, bu samimiyetimiz, dostluğumuz oluşmaya başlar. Yavaş yavaş kemale erer inşallah.